Merhaba. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerleyiz. Mayıs ayı çok ilginç. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki 6 aylık döneminde neler bizi bekliyor? Bunları konuşacağız arkadaşlar. 21 Mart'ta Güneş'in bildiğin gibi Koç burcuna Evet, Koç burcuna gelmesiyle beraber geçmesi. ortaya çıkan çok özel haritalarımız var. Bu haritalarda önümüzdeki 6 aya olabilecek astrolojik sembolizmlerde olasılıkları tahmin edebiliyoruz. Evet, ülkemizin en profesyonel astroloji ekibi olan Bilinçokuru Astroloji Hizmetleri sizler için devam ediyor. Arkadaşlar, dostlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Nisan sonunda olan 29 Nisan'daki güneş tutulmasıyla Evet. beraber ilginç bir döneme gireceğini düşünüyoruz. Senin çeşitli haber portallarında, çeşitli sitelerde, çeşitli yerlerde bu konuyla ilgili yazılarım var. Demek ne diyorsun, neler olabilir? Evet, ülkemiz zaten 2012 sonundan itibaren Satürn'ün Akrep burcuna geçmesiyle beraber önemli bir döneme giriş yapmış oldu. Ve bu 24 Aralık'a kadar devam ediyor, değil Evet, mi? 24 Aralık'a kadar devam ediyor. Bu süreç içerisinde hem terazi geçişinden yani Satürn döngüsünden sonra Güneş'in de üzerine Satürn gelmesi birçok gelişimi ya da zorluğu, sıkıntıyı ülke içerisinde yaşamamıza neden oluyor. Artı bir şey daha var Demet. Şimdi bu Satürn 24 Aralık 2014'e kadar nerede? Akrep burcunda. Bu 24 Aralık 2014'e kadar Akrep Güneş'in üzerinden vuruyor ama 24 Aralık'tan sonra şimdi ben çeşitli şekillerde işte Oğuzhan Hocam, Demet Hanım, Türkiye ne olacak şeklinde pek çok soruyla karşılaşıyorum da döngüler uzun döngüler. Evet. Bunlar Hemen olacak, bitecek durumlar yani değil hemen bunlar. yarın düzeleceğiz. Biz anladığım kadarıyla biraz fazla dizi seyrediyoruz. Dizilerin sonları böyle hızlı geliyor ya. Yani hayatı da dizi film zanneden bir döngümüz var zannedersem. Bunlar öyle kolay değil arkadaşlar. 1938 yılında buna benzeyen gezegen döngüleri Polonya'nın üzerinde olduğunda 46'da Polonya yoktu. Şimdi bunlar işler, bunlar ciddi artık. Bu iş yani ne diyeyim, nohut pirav ayrana benzemiyor. İşler çok Evet, ciddileşiyor evet. Türkiye'de. 24 Aralık'tan 2014'ten itibaren Satürn Yay'a geçiyor. Ha, rahatladık şeklinde. Hayır, başka türlü Bir, bir. Türkiye'nin ay burcu nerede? Ay Halkettin burcu. temsil ediyor. İkizler ne Evet. yapacak? Onun karşısına Evet, gelmiyor mu demek? evet, evet. Anlatsana ne olur. Tabii şimdi bu Satürn akrep tutulmaları bu yıl sonuna bitiyor ve Satürn'ün akrepteki seyri sona erecek. Satürn yaya geçecek. İlk önce Satürn yaya gelmeden önce bu 6 aya bir bakalım. Bu arada çok da kolay bir yaz beklemiyor aslında bizi. Ya Şimdi tabii ki zaten Nisan şimdi sonunda tam Türkiye'nin güneşinin karşısında bir tutulma meydana gelecek. 29 Nisan tutulması ve bu tutulmanın etkilerini aslında 6 aylık süreç içerisinde ciddi ciddi yaşayacağız. tam 10 Ağustos'ta görüyoruz Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Evet, Tam Ağustos ayı. 10 Ağustos'tur tutulma etkisini Evet. gösterdiği yapı Cumhurbaşkanlığı Güneşin seçimi. üzerinde olan tutulmalar zaten ülke liderini etkiler. Çok açık bir şekilde gökyüzü Tabii ki bunu ülke gösterir. liderini temsil ediyor. 29 Nisan'dan itibaren olan tutulma Türkiye'nin güneşinin karşısında ve bu tutulma ülke lideri, ülkede büyük bir lider değişimi, meclisin yapısının değişmesini gösteriyor. Meclisinizi etkileyen zaten yine döngülerde gökyüzünde 23 Nisan döngüsü de meclisinizin etki Muhtemelen aldığını da gösteriyor. Tayyip Erdoğan Bey Evet. Cumhurbaşkanı olacak. Ve muhtemelen de bu Satürn transitiyle beraber mecliste Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin de genişletileceği bir döngüye gireceğiz. Şimdi çok enteresan Ağustos ayında Mars'ın da Akrep Burcu'na geçişi var. 18'inden sonra Mars-Satürn kavuşumları zaten 10 Ağustos Güneş üzerinde. Aslan Burcu'na ve Jüpiter Aslan Burcu'na geçip de Türkiye'nin güneşine kare yapınca aslında bir şekilde o liderin de mevkileri ya da gücünü arttırabilir ya da Tabii. bunu başka türlü kullanabilir gibi etkiler. O Jüpiter'in bir pozisyonu var çünkü. Evet, şimdi 23 Nisan'da olan zaten büyük kare, Evet. gökyüzündeki büyük kare Mars karakterli. Yazılarda da biliyorsun, hep beraber çalışırken de bunları hep beraber yaptık. Şimdi Mars karakterinde olduğu için Mars karakterindeki büyük T kare
O zaman Mars geldiğinde aktifleşiyor. Evet. Bu da ne zaman? 10 Ağustos. Ağustos. 26 Ağustos, 30 Ağustos. Evet. Bir de burada 8 Ekim ve 23 Ekim'de tutulmalar var. Yine bir tutulma döngüsü var. 8 Ekim tutulması zaten ay tutulması döngüsü. Şu bu 15 Nisan'daki olayları yeniden aktive ediyor. Evet. Yani politika ve siyaset çok karışık ama istikrarlı. Evet. Yani şimdi karışık ama istikrarlı. Karışık evet. Ne? Bir taraf istemiyor. Bir şeyleri, belli değerleri istemiyor. Bir taraf belli değerlerin olması için otorite ve güç kullanıyor. İki taraf arasında çok büyük gerginlikler olacak. Geçen yılki canavar dolunay videolarımızda olduğu gibi çok çok büyük gerginlikler beklemesek de yaz dönemi biraz gergin geçecektir. Birazsa o 25 Mayıs dönemi, 10 Haziran dönemi, 7 Ağustos dönemi, Temmuz zaten tam anlamıyla şey şeklinde. Yani karşılıklı atışmalar olacaktır. Evet. 30 Ağustos çok ilginç. Mart ile Satürn'ün kavuştuğu dönem. Evet. 10 Ağustos çok ilginç. 8 Ekim ve 22 Ekim. Şimdi bu siyasi kısım. Tabii ki bu siyasi kısım ne yazık ki siyasetteki büyük güçlerin karşılık çatışmaları, mecliste Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin arttırılması, Cumhurbaşkanı'nın aslında daha kuvvetli bir noktaya gelmesi, bu tutulmanın meclisin yapısını, çatısını değiştirmesi, bunların bir de ekonomik yöntemleri var. Evet. Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Bazı gazeteci arkadaşlara şu soruyu soruyoruz. Yani bizim de bildiğiniz gibi biz de bir ciddi bir medya grubuyuz ve binlerce, milyonlarca takip eden arkadaşımız var. Biz bilirsiniz ki hep gerçekleri söyledik. Şimdi siz ne içiyorsunuz arkadaşlar? Yani ekonomi iyi diyorsunuz, borsa iyi diyorsunuz, şusunuz, busunuz. Millet sokakta gerçekten ekonomik çok büyük sorunlar yaşıyor. Satürn daraltıyor. Parayı daraltıyor, kısıtlıyor, güçleri zayıflatıyor. Şimdi bir bakıyoruz çevremizdeki insanlara esnaf bardak satamıyorum diyor. Nohutçu pilavcı nohut satıyorum, pilav satamıyorum diyor. Bu durumda bu ekonomiyle insanlar nasıl gidecekler? Yani. Oligarşik küçük bir kesimin mutlu olduğu bir ekonomik yapı ile bütün gruplar nasıl mutlu olacak? Şimdi bunun acısını biz bu Eylül'ün 11'inden sonra yaşamaya başlayacağız. Evet. Satürn transitleri bunun gerçekten sıkıntısını yaşatacaklar. 2015'in 4 Nisan'ında bir ay tutulması var Uranüs'le. Evet. 28 Eylül'de bir tutulma var ve Satürn ay karşıtlıkları geliyor. Bunun anlamı şudur. Bilmediğimiz bir şekilde medya, basın, radyo, televizyon, ekonomi iyidir, şudur, budur yapabilir. Bir kısım insanlar harca harca diyebilir ama ülkenin genel çatı ekonomisinde, genel halkı temsil eden bölgede, ayı temsil eden bir bölgede ciddi bir yoksullaşma ve fakirleşme görünüyor. Bakın 1999'da Mars retrograde yaptı. Retrograde'den sonra 11 Ağustos'ta bir güneş tutulması oldu. Evet. 17 Ağustos'ta büyük bir deprem oldu. Evet. Aynı gezegen açıları var. Ha, deprem olabilir mi diye soruyor herkes. Deprem olabilir mi? Şimdi orasılıklar için de olabilir ama olabilir. Kesin diyemeyiz. Ama olma ihtimali, yani olamaz diyemeyiz en azından. Olamaz diyemeyiz. Yani bir deprem olamaz diyemeyiz. Aynı döngülere benzeyen bir döngü var. Ağustos döngüsü özellikle riskli. Ama ben anladığım kadarıyla bu bir doğal felakettir. Evet. Bu sosyal anlamda 2 yıl sonra çok ciddi büyük bir ekonomik krize getirecek siyasi bir değişimin göstergesi. Çünkü bakınız 99 depremindeki gezegen döngüleri ile astroloji zamanlı çalışır. 2014'teki döngüler yakın ama yerleri farklı. Evet. Biri doğal felaket oldu. 2001'de büyük bir ekonomik krize sebebiyet verdi. Şimdi büyük bir siyasi değişimle gene böyle bir şey sebebiyet verecek. Dostlar, güzel haberler çok vermedik. Ama biz her zaman gerçekleri söyleriz. Sevgilerimize. Hoşça kalın. Güle güle.